Ergün Diler, Derin Türkiye. Rüzgar nereden esti bilemiyorum ama CHP, MHP, HDP ve ismini sayamadığım irili ufaklı partiler malum yapıyla bir araya geldi. Bazen yapının adamları partilere gitti, bazen de partiler bunlara adamlarını gönderdi. Buraya kadar normal, olabilir. Ancak benim anlamadığım CHP ile MHP nasıl bu yapıyla yan yana geliyorlardı? İki köklü gelenek, iki çınar hiç düşünmeden ellerini uzatıyordu. Dün 19 Mayıs'tı. Malum yapının gazetesine baktım, ne yapacaklarını bildiğim halde. Ne 19 Mayıs bayramı ne de Atatürk vardı. Olmazdı zaten. Okullarında kötü insan olarak okuttukları Atatürk bu yapının gazetelerinde yer almazdı. 19 Mayıs anonsu da küçük yasak savmak içindi. Allah'tan Migros ilanı yetişmiş de iç sayfalarda Atatürk ve bayram zorunlu olarak yer almıştı. Adamların hayata bakışlarına tek söz etmeye hakkım yok, böyleler. Hatta saygı da duyarım ama CHP ve MHP bunu oy verenlerine nasıl anlatır? Mustafa Kemal'i hayatlarına sokmayanlarla nasıl birlikte yürürler? Galiba güzel soru bu. Ne dersiniz, cevap verebilirler mi? Sanmam. Peki neden böyle? Onu da siz söyleyin. 19 Mayıs'taki en güzel yazı Murat Bardakçı'nındı. Belgeyle anlatılan bir gerçek vardı. Daha önce birkaç kez yazmıştım 19 Mayıs'ı ve Mustafa Kemal'i tanımıyoruz diye. Hoş, Sultan Vahdettin'i de tanımıyorduk. Hele okullarda Mustafa Kemal kahraman, Sultan Vahdettin ise hain diye öğrenirdik. 90 yılda bunu düzeltemedik. Nesiller yanlış bilgilerle geldi geçti. Yıl 1917. Veliaht Vahdettin Almanya'ya gezi için gidiyor. Yanında sırdaşı Mustafa Kemal Paşa var. Yani en güvendiği ismi yanına alıp seyahate çıkıyor ve dünyayı konuşuyorlar. Yaverine de olsa, zaten devletin içinde bulunduğu şartlar hiç de iç açıcı değil. Herkes bir çare peşinde. Daha sonra Bandırma vapuruyla Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor. Bu bize İngilizlere görünmemek için tehlikelerle dolu yolculuk, gece yol alma, ışıkları söndürme gibi masallarla aktarıldı. Bardakçı da bunu belgesiyle ortaya koymuş. Samsun'a tayin emrinden hem Sultan Vahidettin'in hem de damat Ferit Paşa'nın bilgisi var. En ince ayrıntıya kadar. Şimdi size başka bir şey aktaracağım. Konunun devamı olarak, rahmetli Mahir Kaynak Hoca ile bir gün evinde yine sohbet ediyorduk. Çok uzun sürerdi konuşmalarımız. Zaten bu konuyu sık sık gündeme alır tartışırdık. Bir gün fazla sıkıştırmış olacağım ki son parçayı da koydu. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması, bütün ordunun ona biat etmesi, içeride kendisine karşı hakiki bir direnişin olmaması, komutayı eline alması, istikamet belirlemesi ve zaferden sonra hanedanın hiç karşı çıkmaması ve sultanın Mustafa Kemal'i devirelim teklifini yapanları kovması üzerinde hiç kafa patlatmadık. Sevmiyorduk düşünmeyi. Kısa yolu tercih edip başkalarının yazdığı tarihi okumayı tercih ediyorduk. Masal tadında olduğu için sanırım. Oysa ortada Osmanlı Derin Devleti'nin yaptığı kocaman bir operasyon vardı. Biz bilmesek de her şeye karar veren hanedandı, Osmanlı Devleti'ydi. Onlar devletin yok olmasına razı gelmediği için başkalaşmasını tercih etti. Bizler bunu çocuklarımıza bunlar hain diye öğrettik. Yahu toprağın sahibi toprağını satar mı? Hiç düşünmedik. Gençlerin de düşünmesini istemedik. Mustafa Kemal bu son operasyon için aranılan ve bulunan en güvenilir isimdi. Aileye yakın başka isimler olsa da operasyon onunla yürüdü. Tarihimizi 1923'ten başlattıkları için Mustafa Kemal'in de bir Osmanlı subayı olduğunu hatırlamalıyız. Görmezden geliriz. Oysa o Bulgaristan'daki bir baloya yeniçeri kıyafetiyle gidecek kadar Osmanlıydı. Ama görevi farklıydı. Nasıl o Yavuz Sultan Selim'le, Kanuni ile, Fatih'le, II. Mahmut'la sonsuza kadar yaşamadıysa bizler de yolumuza devam etmeliydik. Ama birileri bunu anlamıyor ve kullanıyordu. Hepsi bizim için çok değerliydi ama devletlerin canı, kanı, ruhu, adımları ve hesapları olurdu. En önemlisi hedefleri olurdu. Hanedan bavulunu kendi isteğiyle toplarken 90 yıl kazanmayı hesap etmişti. Yok olmaktansa başkalaşmak bir tercihti. Başkalaşmak için, yani değişmek için de zafer gerekirdi. Yoksa yenilikleri kabul ettirmek hiç kolay olmazdı. Ki zafere rağmen olmadı. Bu zafer de Yunanistan tarafından bize verilecekti. Zaten Yunan'ın karadan işgal altındaki İstanbul'a değil de denizden İzmir'e çıkmasının hiçbir mantıklı izahı yoktu. Bir onbaşının bile almayacağı kararı bir devlet nasıl alıyordu? Karadan birliklerle 2 saatte İstanbul'a gelmek varken niçin saatlerce denizden yolculuk isteniyordu? Zor olan tercih ediliyor ve denizden çıkarma yapılıyordu. Akıl alır gibi değildi. Sebebini bilen var mı? Peki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in babası Prens Andrew kimdi? Bilmiyorduk. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan 2. ordusunun
komutanıydı. Prens Andrei aynı zamanda Yunan kralı Konstantin'in de kardeşiydi. Andrei savaş kaybedilince idamla yargılandı ama son anda asılmaktan kurtuldu. Yunanistan'ı ailesiyle birlikte terk etti. Kraliçe ile kocası Philip sadece eş değil aynı zamanda akrabaydı. Osmanlı Derin Devleti'nin operasyonu bu zaferle kesinlik kazanmış ve taşlar yerine oturmuştu. Bundan sonrası da Mustafa Kemal'e aitti. Söylenileni yapacaktı, yaptı da. Görev insanıydı, güvenilirdi ve çok iyi bir askerdi. Ancak Türkiye kurulduktan sonra İngilizler rotadan çıktığımızı gördü. Kötü bir şey olduğu için söylemiyorum ama İsmet Paşa İngilizlere çok yakındı. 55 yaşından sonra bu nedenle İngilizce öğrendiği söylenirdi. O başka bir yola inanıyordu, Mustafa Kemal başka. O çatışma yani başlangıçtaki kavga hiç bitmedi. Bu nedenle cumhurbaşkanlarını olaysız bir şekilde seçemedik. Kavganın temelinde bu vardı. Zaten Mustafa Kemal hayattayken imzalarını kullanamaz olmuştu. Bir ekip sahte imzalarla kendisini tasfiye etmişti. Ama millet bilmiyordu. Peki bu olayı nasıl bu kadar net biliyorum? İşte Mahir Hoca son Osmanlı sadrazamının oğluyla çok iyi arkadaştı. Aynı zamanda Mahir Hoca'nın da hocasıydı. O gün bana bunun detaylarını anlattı. Sadrazam her şeyi en ince ayrıntısına kadar geride bırakmıştı. Operasyonun kusursuz işlediğinin altını da çizmişti. Şimdi gelelim bugüne. Özal'la başlayan bir serüvenin içindeyiz. Ekonomi, ordu, sermaye, dünyayla bütünleşme. Hepsi yeni formatla yeni bir yola girdi. Hızla giden trenin içindeyiz. Her durakta büyük değişiklikler oluyor ama bunları görmüyor ve okumayı başaramıyoruz. Trende hızla yol almaya devam ettiği için istikametin neresi olduğunu da bilmiyoruz. Ama birileri sürekli korkutuyor. Atatürk'e hakaret edenlerle yan yana gelerek hem de çok ikiyüzlüyüz, samimi değiliz. Ne sevgimizi ne de düşmanlığımızı gösterirken mert olabiliyoruz. Oysa ülke 90 yıl sonra şahlanıp hikayeyi yarım bıraktığı yerden tamamlamak için yolda. Herkesin kazanacağı büyük bir ülke olmak için şimdi manşetlerle kurdukları ittifaklar bizi korkutmaya çalışanlar kurulacak büyük ülkenin nimetlerinden faydalanmayacak mı? Tabii ki faydalanacak. O zaman neden millete ve devlete inanmadığınız bir metotla saldırıyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya da size kim ne emir veriyor? Devletinize güvenin. En zayıf anda bile bu oyunu kuranların aklına itimat edin. 16 yıldır size bir şeyler hatırlatsın. Kimse vermedi onları, biz kurduk. Şimdi en çok parlayacak olanı inşa ediyoruz. İçerideki yabancıların feryadı bu. Ne dersiniz? Düşünün bakalım. Balkanlar karıştı. Makedonya'da garip işler oluyor. Üsküp'teki başbakanlık binası önünde toplanan binlerce kişi içeriye girmeye kalktı. Hükümetin istifasını isteyen göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 100'e yakın eylemci yaralandı. Gösteriyi organize eden USAID, NED, PNEK ve ESDSMİ olayların birçok kentte yayılmasını sağladı. Peki USAID, NED, PNAC ve SDSM ortak özellikleri neydi? Bildiniz, George Soros'a yakın olması. Gösteriye katılan 2000 kişinin Soros'un adamları tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Kişi başı 1500 euro. Peki gösterileri kimler yakından takip ediyor? Evet, BBC, CNN, Reuters ve New York Times. Mesaj alındı mı? Türkiye çok derin ilişkileri bağrında yaşatan bir ülkedir. İmparatorluk genlerinde vardır. İhsan Sabri Çağlayangil, Hümeyni Yalova'da ağırlamış ve kontrol etmişti. Troçki de İstanbul'da Büyükada'da misafir edilmişti. Hatta öldürülmeden önce Kaddafi'ye de aynı teklifin götürüldüğünü duydum. Galiba şimdi Mursi için çalışmalar başladı. İdamı engellemek için derin tarafımız devrede. Boş dönmezler inşallah. Ergün Diler, Takvim.